Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kirpik liftingi evde nasıl yapılır onu göstereceğim. Sol tarafıma uyguladım. Şöyle göstereyim ben size yakında. Aradaki farkı ilk başta size göstermek istedim. Şimdi sizinle birlikte sağ tarafa uygulayacağız. Hemen size kısaca Lush Lift'ten bahsetmek istiyorum. Araştırarak sipariş verdim Trendyol'dan. Değerlendirmelerini okudum. Olumlu yorumları görünce hemen sipariş verip denemek istedim. İlk olarak gözümü makyaj temizleme suyuyla temizliyorum. İyice temiz olması gerekiyor. Göz altınızı ve gözünüzün üstünü, kirpiklerinizi iyice temizlemek gerekiyor. Temizledikten sonra göz pedini göz altımıza yerleştireceğiz. Evet, göz pedini yerleştireceğim. Şöyle yapışkanlı açıyorum. Göz pedini göz pınarımdan şöyle doğru yerleştiriyorum. Göz altıma pedi yerleştirdim. Bu işlemde cildimize kalıcı losyonlar uygulayacağımız için göz altımızı korumak adına göz altına pedi yerleştirmemiz gerekiyor. Üçüncü işleme geçelim. Göz kapağımıza şu şekilde silikonlar var. Göstereyim boyutlarını. Dün iki boyutta da denedim. Large, medium ve small olarak göndermişler. Şu boy medium. Ben bu sefer medium kullanacağım. Small kullandığınız zaman kirpikler çok kıvrımlı oluyor. Yapmamız gereken şu boyda. Şöyle yakından göstereyim ben size. Şu şekilde gelecek bu arada. Tam şu şekilde. Bitiş ve başlangıç. O yüzden bitiş ve başlangıca bir tık daha fazla yapıştırıcı süreceğim. O zaman başlıyoruz. Şöyle yapıştırıcımızı göstereyim ben size. Bakın. Ters çeviriyorsunuz. Şu kısımlara sürüyoruz şöyle komple. Uçlara biraz fazla sürmem gerekiyor. Hızlı kuruması için şöyle havayla temas edelim. Başlangıç kısmından bitişe doğru yapıştırdım. Evet. Birkaç saniye beklemem gerekiyor ki iyice yapıştığından emin olmak için. Kirpiklerimizi pedin üzerine doğru yapıştırıcıyı sürüp tarama işlemine geçeceğiz. Şöyle tarayarak yapıştırıyoruz bakın kirpiklere. Tık 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 düşüyor uçlar. Onu hemen yapıştıralım. Tam istediğim gibi oldu. İşlemi tekrarlayayım. Pedi göz altına uyguladık. Daha sonrasında silikonu yapıştırdım. Ve üstüne kirpiklerimi yapıştırıcıyı sürerek tek tek taradım. Bu işlemden sonra yapacağımız No 1 Perm yazan bu kutucuğu açıyoruz. Kulak çubuğuna benzer. Hepsini gönderiyorlar zaten. Ekstra bir şey kullanmanıza gerek kalmıyor. Dipten uca doğru. Biraz kokusu kötü. Ama artık gülü seven dikenine katlanacak. Bu arada biraz yakıyor. O yüzden çok fazla şu kısmınıza getirmemeye çalışın. Şöyle alıyorum. Bakın. Şöyle. Evet, bu işlem de bitti. Kirpiklerimizi ayırmak için sık sık taramamız gerekiyor. Kirpiklerin şöyle ayrı ayrı durması çok önemli. Gelelim. Stretch filmler. Şimdi bekleyeceğiz. Bir 10 dakika. Şöyle gözüme yapıştırıyor. Gözüm şöyle oldu ama. Bu şekilde 10 dakika bekleyeceğim.
hava almaması için gözümü üstüne streç filmle sarıyorum. Bu şekilde 10 dakika bekleyeceksiniz. Evet kızlar, 10 dakika oldu. Şöyle açıyorum. Gelelim. No 2 olan mavi kutu fixation'ı kirpiklerime sürüp tekrardan tarayacağım. Mavi olanı ikinci aşamada uygulayacağız. Bunu şimdi dipten uca doğru uyguluyorsunuz şu şekilde. Bunu sürdükten sonra da tarayacağız. Tekrar bir 10 dakika bekleyeceğiz. Mavi solüsyonu da sürdükten sonra tekrar şöyle bir tarayalım. Dance. İşlemi bittikten sonra tekrardan yeni bir streç ile kapatacağım. Aynı streçi kullanmayalım kızlar. Çünkü ona diğer ilaç bulaştığı için farklı bir streç açıp hemen şu şekilde gözümü kapatıyorum. Kirpik kısımlarını kapatmamız yeterli. Şimdi bu şekilde bir 10 dakika daha bekleyeceğiz. Evet, 10 dakika geçti. Gelelim diğer aşamaya. Keratin suyunu uygulayacağız. Bir 10 dakika daha bekleteceğiz. Göstererek uyguluyorum. Dipten uca doğru. Keratin suyu da kirpiklerin biliyorsunuz güçlenmesini sağlıyor. İşlemin ömrünü uzatıyor. Bu sayede hem kirpiklerimize hem bakım yapıyoruz, hem kıvrımlı kalmasını sağlıyoruz, hem de kirpik kullanmaktan kurtuluyoruz, rimel sürmekten kurtuluyoruz. Doğal bir işlem. Bunu evde rahatlıkla uygulayabilirsiniz kızlar. Evet, bunu da tüm kirpiklerime uyguladım. Tekrardan şimdi streçle kapatacağım. Yine yeni bir streç kullanacağım. Şu şekilde streçle kapatıyorum gözümü hava almaması için. Bir 10 dakika daha bu şekilde bekliyorum. Evet kızlar, 10 dakika bekledim. Şimdi streç filmi çıkarıyorum. Gelelim son aşamaya. Cleanser'la temizleyeceğim. 4 numara. Gözümüzdeki silikonu çıkarmadan önce şöyle kirpiklerimi temizliyorum. Sonucu merak ediyorsunuz değil mi? Ben de çok merak ediyorum. Evet, bunu temizledikten sonra şimdi silikonu yavaştan çıkaralım. Evet. Silikonu çıkardıktan sonra şöyle şuraları da şöyle temizleyelim çünkü. Evet, pedili çıkaralım. İşlemimiz bu kadar kızlar. Kirpik liftingi evde uygulayabileceğiniz kolay bir işlem. Ben de bu işlemi sizlerle paylaşmak istedim. Dün de sol gözümle bayağı uğraştım. İlk önce small kullandım, sonra medium kullandım, sonra large kullandım. Bu gözümle istediğim sonucu elde edemedim. İlk işlem olduğu için mazur görün. Bu daha güzel oldu. Bakın bu tam istediğim gibi oldu. Şu an biraz hala yapışkanın etkisi olduğu için birbirine yapışık vaziyette. Yıkadığım zaman, duraladığım zaman daha hoş duracak. Siz de artık deneye deneye bunu pratikleştirebilirsiniz. Sizler de bu videomdan sonra Lash Lift'i sipariş vererek evde gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Sizler için de faydalı bir video olmasını diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar, sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı
lütfen unutmayın ve beni Instagram sayfamda da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.